kötülük planları yapmak konusunda o kadar hevesliler ki bizim iyiliklerimizi yaymak, bunları artırmak konusunda bir dakika tembellik yapmaya vaktimiz yok. Kendi ülkesinde farklı bir dilde türkü söyledi diye canına kıydıkları bir genç için ağzını bıçak açmayan insanlıktan nasipsiz bir grup, bir troll, internet çetesi eliyle Hoca Efendi'nin hesabını fakeleyip ona benzer bir hesapla Amerika'daki mağdur göstericiler aleyhine bir açıklama yaptırıp Hoca Efendi'yi hedef tahtasına oturtmaya çalıştılar ve Hoca Efendi de bununla ilgili mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hemen öncesinde ya da hemen sonrasında kanalımızı açmışken Hoca Efendi'nin enfes yorumuyla o 3 dakikalık üstattan da alıntı yaptığı Korkuya Meydan Okumak parçasını dinleyin. Gerçekten korkuya direndiğiniz sürece o korktuğunuz her şey sizden korkacaktır. Bunun açık delilleri tarih boyunca hep tekerrür etmiş. Bundan sonra da tekerrür etmeye devam edecektir. Yeter ki siz haklı davanızda sebat edin. Anadolu insanının kendi öz hamuruyla yoğurduğu, sevgiyle aş ettiği, insanların kalbine sevgi akıtan bir Türkçe olimpiyatları vardı ki olimpiyat olup dünyaya yayılmıştı. Bir takım sevgi düşmanları, bir takım insanlık mahrumu varlıklar o sevginin yayılmasına izin vermemek için elinden geleni yaptılar. Ama kundaktaki Nil'e bırakılmış bebek misali o uluslararası dil ve kültür festivali olarak tüm dünya insanlarına ulaştı. Bu sevgi seremonisi dün itibariyle sayfalarımıza yüklendi. Oralardan kaçıranlar bu programın tamamını izleyebilirler. Hizmet günlüğünüze güzel notlar düşmek temennisiyle sevgiler, selamlar.